Ya Bilal şimdi hocam diyor, Hazreti Yusuf diyor efendim şeyle diyor, o kendisini hapse attıran hanımla diyor evlendi diyor. Siz de onu mu niye eleştiriyorsunuz diyor. Ya kardeşim şimdi masum, tertemiz bir peygambere evet. tecavüz etmeye kalkıyor bu kadın bir. Evet. Tecavüz etmeye kalkıyor. İftira atıyor iki. Evet hocam. 7 yıl hapiste kalmasına sebep oluyor üç. Ya hapiste onu öldür şehit ederlerse. Evet. 7 yıl hapis ne demek ya, çok büyük bir zulüm değil mi bu? Çok büyük zulüm hocam. Değil mi? Evet. Onu diyemezsin, o benim diyor işte annem diyor. Neye göre annen? Bilmiyor. Kardeşim Hazreti Yusuf mümin, muttaki bir insan. Kimle evleneceğini bilir. Evet. Kadın ona şehvetle yaklaşıyor. Sevmiyor. Evet. Allah rızası için seven 7 yıl hapsettirir mi ya cinsel ilişkiye girmedi diye? Tabii ki ettirmez hocam inşallah. 7 yıl ya, 7 yıl. Evet. Yani cinayette falan bile insanlar o kadar yatıyor ancak. Yani. Evet. Değil mi? Evet hocam. Ne yapmış 7 yıl yatıyor? Evet. Kılı kıpırdamıyor kadını, unutuyor. Unutuyor, 7 yıl unutuyor. Evet. Muhatap dahi olmuyor. Delinin ucu ne sese çıkarttırır. Evet. 7 yıl. Değil mi? Evet hocam. Ay unutulmuş zaten cezaevinde. Evet. Haberi bile yok kadının yani. Evet. Muhatap dahi olmuyor. Böyle bir kadına Hazreti Yusuf niye evlensin? Evet. Yani ne amaç olabilir? Evet hocam. Yani ne gayesi olabilir? Değil mi? Evet. Kadın sadece o an şehvetle ona yaklaşmak istiyor. Ve cinsel ilişkiye girmek istiyor. Evet. Hazreti Yusuf da istemiyor. Evet. Ve zor kullanıyor Hazreti Yusuf'a karşı. Ve gözünü kırpmadan iftira ediyor. Evet. Bu benim annem, buna söz söyleme. Bizim annemiz değil. İnşallah. Böyle bir şey, böyle birine evlenmedi Hazreti Yusuf. Evet hocam. Böyle hayal işleri ortaya koymaya gerek yok. Nereden çıkarıyorsun annemizi? Evet. Kaynak var mı? Yok. Yok. Hadis var mı? Yok. Edebi hikaye türlerine uymakta ve dayanmaktadır. Böyle masallara, evet. efsane. Aslına bakıldığı zaman Züleyha iyi bir izlenim bırakmamıştır. Kur'an'daki ayetlerden anlaşıldığına göre Züleyha Hazreti Yusuf'u yoldan çıkarmak için her türlü şeytani yola başvurmuştur. Onu Allah yolundan, doğruluktan, haktan saptırmak için uğraşmıştır. Evet. Bunun için yalan söyledi ve çeşitli hilelere başvurdu ayet ile sabittir. Kur'an ayetlerine sabit. Evet. Yalan söylemek de haram. İftira evet. da haramdır. Evet. Değil mi? Evet hocam. Biz güzel mi yaptı diyeceğiz bunu? Tabii ki çirkinleri yaptı yani. Estağfurullah. Evet İnşallah. İnşallah. Hastalıktır bu. Bir peygamberin böyle bir hanımla evlenmesi onun izzetini zedeler. Yusuf Aleyhisselam'ın onunla evlenmesi şu mealdeki ayete de ters düşmektedir. Nur suresi 24'de 26. Kötü karakterli kadınlar öyle erkeklerle, kötü karakterli erkekler de öyle kadınlara, temiz karakterli kadınlar öyle erkeklere ve temiz karakterli erkekler de öyle kadınlara uygundur diyor Cenab-ı Allah. Evet hocam. Yani tabii bu şekilde kötü karakterli kadın, kötü karakterli erkeklere demek. Evet. O kısaltmak için o şekilde yapmışım.